Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 11 Mart Pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Bursa'da 9 koşulu çok zevkli bir program bizleri bekliyor sevgili dostlar. Gerçekten zor koşular var. iki tane yani banko çıkartmakta zorlandığım iki koşu var sevgili dostlar. İkisini de banko değerlendireceğim. İkisi de birinci altılık ayarımızın içinde ama ikinci altılık ayarımızın içinde bir bankomuz olacak. O da iki altılığı bağlayan da. bakalım risk alıp banko değerlendireceğiz. Bakalım şans bizden yana olursa bu altılığı iki altılığı da kaçırmamak ümidiyle diyorum. Tabii ki sizin de önceliğiniz kendi tuttuğunuz safkanlar olsun. Bizler de biliyorsunuz bazı zamanda yanılabiliyoruz. Gözümüzden kaçan safkanlar oluyor. Tabii ki sağdan duyum olursa sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Katıl butonuna özel olarak sevgili dostlar. Evet geçelim koşularımıza. Evet videomun altında beğen butonunu videomu izlerken ve dinlerken de bir beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı Ramazanlar dileyelim sevgili dostlar. Evet geçelim birinci koşuyla başlayalım. Altılık ayanımızın saati 14'ü gösteren Handikap 14 bir mücadeleyle açılışı yapıyoruz dişiler ama 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ilk tercihimiz Altınoğlu Siestra diyeceğiz. Adem Aslan eşliğinde. ikinci atımız 1 nolu Karapınarlı Ezgi Akın Sözen eşliğinde 5 nolu safkanı Mustafa Çiçek de 4 ve 3 nolu safkanları kesinlikle bu kup e kupon için ayırmamız e dileğiyle diyorum yani, yani ayırmamız gerektiğini söylemek istiyorum sevgili olsa gerçekten altılı gayrımız zor koşula başlayacak. 6 1 5 4 ve 3 şeklinde oluşacak benim sıralamam. Evet geçelim ikinci koşu meydin 4 yaşlı Arapların 1300 metre kuma çıkıyor. 10 11 safkanımız yer alıyor. 4 ile 8 no pardon 7 ile 8 nolu safkanlara ekürü olacak. Evet ilk tercihimiz 1 nolu atom enerjisi diyeceğiz sevgili Oza İşmançlıkla devamlı yazıyoruz. Devamlı e, geri geliyor bankoda değerlendiririz zaman bir türlü özlediği o koşuları e, yani istediği koşuyu yapıyor ama bir türlü özlediği o birinciliğe ulaşamadı. Yarın Hişman'la e, bir iki adım daha yaklaştığını düşünüyorum. Aslında e, kiloya baktığımda 61 kilo ama e, eğer biraz da kilo farkına görmüş olsaydım mesela ben bankoda değerlendirecektim ama e, kilosu olduğundan dolayı ben biraz geri yani yanına rakip önereceğim sevgili dostlar. Onlar kimler? 3 nolu Çakerman diyeceğiz. Tolga Yıldız'da 2 nolu Safkan'ın Cennet oğlu Muhammed bir bilgi eşliğinde 11 nolu Safkan'ımıza bakın çok çok dikkat diyeceğim bu Safkan'a Merçan Çelik eşliğinde Sosri Kua herhalde öyle okunuyor. 5 ve 4 şeklinde oluşacak. Burayı da temkinli geçmemiz doğru olacaktır. 1, 3, 2, 11, 5 ve 4 şeklinde oluştu sıralama. Evet 3. koşuyla devam edelim. 7 plasa ve 1. üçlü gayrımız başlıyor. Şartlı 5 bin mücadele yamak. 1 sınıfında yaprant arkadaşlarımız alt binecekler. 4 yaş tarafları 2 metre kuma çıkıyor. Evet burada banko ismim olacak. O da Balkıtay diyeceğim sevgili dostlar. Ben Balkıtay'ı ya yarın artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Koşuyu kazanmasını beklediğim bir isim olacak. Balkıtay yaptığı son koşunun İzmir'de kısa vardı 9.900'e koşmuş Seçeranın o gün e, yapacak bir şey yoktu Hulki de vardı Seçeran kazanmıştı o koşuyu güzel bir performans sergilemişti e, yani Balkıtay bu sefer İbrahim Sefa Söğüt eşliğinde piste çıkacak ben yarışı koparacağını düşünüyorum tabii ki burada Koçakalp kalp hastarkanla e, yani e, koşmuştu sevgili dostlar. Yani onlara da baktığımız zaman e, iyi bir mücadele etmişti. Koca Kalp, Has biri birinci biri ikinci olarak pistten ayrılmıştı. Yani Balkıtay'da yani baktığımız zaman e, ben burada söz sahibi olacaktır. E, Bursa'ya geliyor. E, aradan sonra çünkü İzmir'den e, yani sulu pistlerde koşan safkanımız hem kısa hem uzun koşan bir safkanımız. Ben İbrahim Sefa Söğüt'le aradan sonra tekrar Bursa'ya geliyor bu safkan. Ben kazanacağını umut ediyorum ve de yarın kuponumda yalnız başına bırakacağım 2 nolu Balkıtay. Evet ikili için 3 nolu Koca Kalp ve de 1 nolu Hastarkan bunun ciddi rakibi olacaktır Bunları da ikili için kuponumda işaretleyeceğim. Hatta son şampiyon da son koşuna ben bayıldım. Gerçekten müthiş bir performans sergiledi Muhammed Bir Bilgin. eşine start almış eğer Muhammed Bir Bilgin olmuş olsaydı burada eee Belki yazabilirdim sevgili olsa e, Balkıta'yı yıkabilirdim. Çünkü son koşusunu koştuğu aynı jokerle olmuş olsaydı e, bir şeyler düşünebilirdik. O yüzden ben geri planda bıraktım. İkili için değerlendire. son şampiyonu da İkinoğlu Balkıtay yarın benim banko ismimdir. Evet geçelim dördüncü koşumuza sevgili dostlar. Evet handikap 16-1 mücadele. Dört ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. Evet ilk tercihimiz altın oğlu safkanımızla başlayacağız. Özcan Yıldırım eşliğinde ikinci atımız 3 nolu İslam Breze. Herhalde öyle okunuyor. Halil Kaplan eşliğinde. Şimdi bana derler abi yanlış söylüyorsun hep atın isimlerini. Doğru söyleyenler varsa orada izleyebilirsiniz. 3 benim ilk tercihim Halil Kaplan eşliğinde. Ee, sevgili dostlar. Sonradan 7 nolu Safkan Merçan Çelik'te ve 4 nolu Çavdarlı'ya dikkat diyeceğim bu koşuda. 6 3 7 ve 4 sıralamam. ikinci altılı başlangıç ayındaki sıralamamız bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 5. koşu handikap 17 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kum 13 safkanımız yer alacak. Evet burada ilk tercihimiz misli tabii ki Saliko olacak. Baktığımız zaman gerçekten çok çok bir formda olan bir safkanımız Bursa'da ve İzmir'de 2100'ü İzmir'de kazandı sonra Bursa'ya formda geldi. Yine kazandı. Ee, Onur Yıldız'a güzel bir performans sergilemişti. Yine Onur Yıldız'a devam diyor. Ama ben burada ona ciddi rakipler gördüm sevgili dostlar. Onlar kimler? 12 oğlu safkanın Alaçatı ağası bir bomba isim Onur Atmaca ile çok dikkat bomboş kiloyla 3 no Cebal 6 nolu safkan sınır tanımaz 7 nolu Kurtengin ve 10 nolu Sultan Yel diyeceğiz Merçan Çelik eşliğinde 8 12 3 6 7 ve 10 sıralama 5. koşta. Evet geçelim 6. koşumuza. Kısa vadeli 8 bir mücadele 3 yaş İngilizler 1400 kum 8 safkan yer alıyor. Dörtlü gayrimizde bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman süratli gidecek bir koşu. Yani burada 8 olsun, 5 olsun, altı olsun birazcık tempo vereceklerdir ama Mehmet Kaya eşliğinde piste çıkacak olan tercihli kullar, 8 kullar çıkıp liderliği alıp böyle bir soğukta bitirmesini bekleyeceğim ben. Yarın benim ikinci banko ismimde 5 nolu raket Rock Wrong herhalde. Öyle okunuyor. Yani okumayayım diyorum, diye okumaya çalışıyorum ama bir türlü beceremiyorum. Mehmet Kaya 5 bankomdur yarın bu koşu için sevgili dostlar. Evet rakip hanesinde 8'de 3 pardon 8'de 4 nolu safkanları ben sizlere önereceğim. Çünkü bu 4 nolu safkanın onur yılınızda sonları gerçekten çok koyu gelen bir safkan. Yarın e, 5'in kazanması durumunda 4 de hemen devreye girebilir. Güzel bir ikili alabiliriz. 8'de e, ikili için değerlendireceğim isimler olacak. Tabii ki 1, 2, 3 de var burada. Yani gerçekten güzel bir koşu ama 5'in ben bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. ikinci bankomu olacak 6. koşuda 5. Evet geçelim 7. koşu. Gelibol koşusu kısa Vali 8, 4 ve kore İngilizler 2100 metre kum 6 safkan yer alacak. Evet burada iki safkanın arasında ben girip geldim hatta Burada mı bankomu değerlendirelim dedim. Siempre'yi birazcık çok çok önde tutuyordum ama son yaptığı koşusunda birazcık beni hayal kırıklığına uğrattı. Rintintin, Zissinho, King Arel e, yani Sönmez Yiğit'i bile e, arkasında kaldı. Beklemediğim bir yarış sergiledi. Çok kötü bir performans sergilediği için ben e, Siempre'nin yanına 5-0'u cesafetmez diyeceğim. Bu iki safkanla burayı geçme planlıyorum. 4 ve 5, 7. koşuda sıralamam. Evet geçelim 8. Koşu meydan 4 yaşlı Araplar 1300 kuma çıkacak 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da dikkat çekilmesi gereken safkanlarımız var. Onlar kimler? ilk tercihimiz 8 nolu Yıldırım Bey olacak. Tabii ki Mehmet Kaya eşliğinde 9 nolu bir sunur diyeceğiz. Furkan Him eşliğinde piste çıkacak. Sonradan 5 nolu Nedim'in oğlu Cemal Tun eşliğinde 1 nolu Pınar Ağası Çetin Okla ve de dikkat çekilmesi gereken bir tane daha safkan önereceğim. O da 10 nolu Ak Yıldız diyeceğim Mahmut Turan'la. Çok çok dikkat çekilmesi gereken bir safkan. 8-9-5-1 ve 10 şeklinde oluştu. Sıralamamız bu şekilde. Evet geçelim 9. koşu şartlı 4 4 yukarı Araplar e, mücadele yapacak bu koşuda. 1200 metre kuma çıkıyor. 14 safkan yer alıyor. Aslında ben buraya iki safkanla geçmeyi planladım ufak bütçeli arkadaşlar bu iki safkan yeterli olacak gibi iki nolu aslan soylu ve de 9 Yani 2-9 çizgiden sonra 4-1-3-8 buranın sigortalı sigortası olacak isimler sevgili dostlar. Yani 2-9 çizgi ufak bütçeli olacak arkadaşlar yeterli gibi görünüyor. 4-1-3 ve 8 buranın sigorta amaçlı yazılması gereken safkanlar olduğunu düşünüyorum Bursa programımızın son ayağındaki sıralamamız bu şekilde. Evet Bursa'dan aktaracağım. Bursa programım buydu sevgili dostlar. Tüm yarı herkese bol şanslar diliyorum. Birazcık tempolu gittik gibi geliyor bana ama bir yerde birkaç şeylere aktarmak durumundaydım. Söylemek durumundaydım. Evet söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Akşama da Urfa koşularımız var. Urfa'da da güzel bir program var. İki tane banko isimli sürpriz adaylarımız var. Yavaş yavaş onu da toparlamak üzereyiz. Onları da tabii ki sizlerle paylaşacağız. Herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık.